ben Nilay. Bugün size Boyner'le birlikte evde ideal cilt bakımı nasıl olmalı bunu anlatacağız. Gelin aşamaları birlikte takip edelim. Cilt bakımında benim için en önemli adımlardan biri kesinlikle temizlik. Bu yüzden sabah akşam cildimi köpüren bir temizleyiciyle mutlaka arındırıyorum. Bu konuda en sevdiğim ürünlerden biri de Kores'in bu köpük temizleyicisi. Şöyle elime biraz aldıktan sonra ıslatıyorum ve böyle yapıyorum. Bu arada Kores benim en sevdiğim cilt bakım markalarından biri. Hatta bir iki yıl önce Yunanistan'a, Atina'ya bir basın gezisine gittim ve orada markanın fabrikasını gezme, mağazalarını gezme fırsatı buldum. Gerçekten inanılmaz ve sonuç odaklı ürünleri var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yüzümü yıkıyorum. Daha derin bir temizlik için peeling uygulamasına geçiyorum. Peelingleri haftada bir ya da cildinizin ihtiyacına göre iki kere uygulayabilirsiniz. Çok hassas veya akneli bir cildiniz varsa mutlaka mikrogranülli bir ürün seçmeniz çok önemli ve çok fazla bastırmadan da bu işlemi yapmaya dikkat edin. Çünkü cildinizde ekstra hassasiyete neden olabilir. Bu şekilde nazikçe masaj yaparak 1-2 dakika ürünü cildinizde bekletmeniz yeterli. Sonrasında bol su ile yıkamaya geçiyoruz. Temizleme ve peeling aşamalarından sonra ise cildimi tonik yardımıyla nemlendireceğim. Cildi tonikleme aşaması bazen ihmal ediliyor ve insanların birçoğu neden tonik kullanmalıyız diye soruyor. Tonik aslında cildi, gözenekleri derinlemesine temizlemek için çok etkili bir yöntem. Aynı zamanda gözenekleri derinlemesine temizlediği için sonrasında sürdüğünüz ürünlerin etkisini de artırıyor. Şimdi ise sıra serum sürmeye geldi. Serumlar güçlü formülleriyle benim gerçekten cilt bakımında en sevdiğim ve en hızlı sonuç aldığım adımlardan bir tanesi. Neden seviyorum derseniz gerçekten çok güçlü formülleri var normal kremlere göre ve cildim tarafından daha sıvı formda oldukları için kolayca emiliyor. Kores'in bu serumu da içerisinde C vitamini olan bu serumunu çok beğeniyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yüzüme sürdüğüm anda etkisini ve yüzümdeki parlaklığı görebiliyorum. Serumumu sürdükten sonra şimdi nemlendirici kremimi süreceğim. La Mer'in bu nemlendirici kremi gerçekten çok uzun yıllardır vazgeçemediğim ürünlerin başında geliyor. Nemlendirici kremimi serumumun üzerine sürüyorum. Böylece nemlendiricimin etkisini de arttırmış oluyorum. Cilt tipiniz ne olursa olsun her cildin mutlaka neme ihtiyacı vardır. Dolayısıyla nemlendirme aşamasını ihmal etmemeniz gerek. Özellikle bu mevsim geçişlerinde nem konusu çok daha hassasiyet kazanıyor. Ve sabah akşam mutlaka cildinizi nemlendirip serumla da destekleyebilirsiniz. Cilt bakımımı tamamladım. Değişimi gerçekten aynada görebiliyorum. Çok daha aydınlık ve ışıl ışıl oldu. Finali ise neyle yapıyorum? Tabii ki güneş koruyucuyla. Cildimizi güneşten korumak gerçekten çok önemli. Ben her ne kadar güneşlenmeyi ve bronzlaşmayı sevsem de cildimi korumanın öneminin de farkındayım. Bu yüzden mutlaka dışarı çıkmadan önce güneş koruyucu sürmek şart. Güneş koruyucu seçerken tam koruma sağlamak için SPF'li korumalı olmasına özen gösterebilirsiniz. Aynı zamanda UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş bir koruma sağlayan ürünü de tercih etmenizi öneririm. Benim son zamanlardaki favorilerimden biri Lancome'un bu UV Expert SPF50 korumalı güneş kremi. İncecik dokusuyla cildim tarafından kolayca emiliyor ve tam koruma sağlıyor. Sırada ise dudak bakımı var. Dudaklarımı nemlendirmek benim için çok önemli. Özellikle mevsim geçişlerinde çok fazla kuruyorlar. Bunun için de yeni keşiflerimden biri dudak yağları. Dudaklarınız ne kadar nemli görünürse siz de o kadar canlı ve daha taze görünürsünüz. Bu yüzden bu aşamayı atlamayın. Bu konuda en sevdiğim ürünlerden biri de dudak yağları. İçerisinde değerli yağlar olduğu için hem dudaklarınızı besliyor hem de daha parlak ve dolgun görünmesine yardımcı oluyor. Cildimi bu kadar iyi temizlemiş ve nemlendirmişken makyaj yapmaya gönlüm razı olmadı. Dolayısıyla şu an dışarı çıkmam ve günlük hayata devam etmem gerekiyor. Ama bunun için minik kapatıcıyla birazcık göz altlarımı kapatmam yeterli olacaktır. Şöyle çok minik sürdükten sonra parmak uçlarımla dağıtıyorum. O kadar yeterli olacak benim için. Aynı zamanda birazcık da kaşlarımı belirginleştirmek istiyorum.
Çünkü kaşlar yüzde ifadeyi belirleyen en önemli bölgelerden biri. Dolayısıyla kaşlarımın arasındaki boşlukları doldurmak ve sabitlemek için bir kaş maskarası mutlaka kullanırım. Evet, cilt bakımımı tamamladım. Gördüğünüz gibi cildim ışıl ışıl parlıyor. Çok daha iyi hissettiğim de bir gerçek. Siz de bugün kullandığım ürünleri ve daha fazlasını Boyner'de bulabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz cilt bakım ve makyajla ilgili konuları yorumlara yazar ve Boyner'in kanalına abone olursanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.